Dayımın arabasını gördün mü? Bizi gezdirecek arabasıyla. Gani bir işe girdi de ondan şey yaptı yani. Biz ders çalışacağız. Araba aldı. Dedeciğim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ne işi buldu diye sormayacak mısın baba? Niye sorayım? Bir dakikada altına araba çekecek işi bulan adama ne işi diye sorulur mu hiç? Oğlum senin kursun yok mu? Yarım gün anne. Kurstan sonra işe gidecek. Maşallah maşallah. Arabayı bana Ali Kemal abi aldı buradan önce. Yok ya tam öyle değil. Ben aldım sayılmaz. Güle güle kullan, güle güle kullan. Hakikaten Gani ne oluyor? İşe girmek de nereden çıktı? Sen bu arabayı nasıl aldın? Ben kefil oldum, banka kredisi aldık çocuğa. Bir şey yok. Hadi afiyet olsun, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Siz bir gelin bakayım yukarı. Burçin ağlıyor Füsun Hanım. Ağlıyorsa çık bak Nimet. Füsun. Yarım aklınızla beni mi oynatıyorsunuz ha? Şu işin doğrusunu anlat bakalım Gani Efendi. Ben işe falan girmedim Burhan amca. Eniştem bana kıyak yaptı. Kıyak yaptı ha? Nereden icap etti? Arabasız İstanbul'da zor oluyor dedim, o da aldı. Ama vallahi gireceğim. Bir iş arıyorum. Niye bana yalan söyledin Ali Kemal? Ali Kemal bir soru sordum. Alacağım deseydim kızardım baba. Mecbur kaldım. Mecbur kaldın ha? Bu kadar şarttı demek kayınbiraderin araba alman. Neyine güvendin de aldın ha? Çok ucuz banka kredisi vardı baba. Gani bana borçlandı, bana azar azar ödeyecek. İyi. Öyle olsun bakalım. Ya, vallahi baba, işe girecek çocuk. Para senin paran, beni alakadar etmez. Ama şu kadarını söyleyeyim. Baba para diye karşıma dikilirsen avucunu yalarsın. İşe girince ödeyecek baba. Tabii tabii. Bu işin içinde bir iş var Ali Kemal. Orası belli. Ne işi olacak baba Allah aşkına? Kokusu çıkınca konuşuruz. Bilmem artık o zaman ne olur. Korkudan ölecektim valla. Hani süper bir yalan hazırlamıştın ha? Alemal. Günaydın. Kahvaltı hazır, hadi otur. Yumurta ister misin? Hiç gitmeyeceksin sen değil mi? Kapıdan kovsan bacadan gireceksin. Abla ne olur. Ben bir şey yapmadım sana. Gelme artık üstüme. Beni konuşturma Melek. Annemlerin hatırı için bir süre burada kalmana izin veriyorum. En kısa zamanda bir yer bulup defolup gideceksin bu evden. Anladın mı? Kahvaltı yapmayacak mısın? Bakalım bu sefer nereden hançerleyeceksin beni. Abla lütfen ya. Günaydın. Günaydın. Aa, bizim sergin davetiyelerim bunlar. Evet. Bakayım. Çok güzel olmuş değil mi? Çok. Binyapı Sanat Galerisi gururla sunar. Hı hı. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Aa, bizim davetiyeler mi gelmiş? Hı hı. Hı. Bu arada Jale Er Yıldız İş Mahkemesi'nde dava açmış. O da kim? Deneme süresi içinde ilişiği kesilen bir mimar vardı. Sarışın bir hanımdı. Hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Şu haddini bilmez kadın. Hukuk servisine bildirdiniz mi? Evet, İsmail Bey size de söylememi istedi. İyi, gerekeni yaparlar. Kerem,
İçeri gelsene biraz. Bir kahve içip konuşalım. Anlıyorum Çetin Bey ama konuştuk bu konuyu. Hayır, fikrimi değiştireceğimi zannetmiyorum. Peki. Fikrim değişmeyecek ama cuma günü öğle tatilinde görüşelim. Yapma Şehrazat. Gerçekten doluyum Çetin Bey. Mümkün değil. İyi günler. Allah'ım ya. Yine taşeron firmalar değil mi? Evet, tek inşaat. Hiç laftan anlamıyor adam. Hayır diyorum, dinlemiyor. İlla tekrar görüşecek. Sky Towers projesi yüzlerce milyon dolarlık proje. Bütün taşeron firmalarda pay kapmak için yırtınıyor. Senin neyin var bugün? Hiç. Kerem Bey'le istediğin gibi gitmiyor mu? Hayatım istediğim gibi gitmiyor. Kerem Bey istediğim gibi gitmiyor. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Mutsuzum yani. Kimin ki gidiyor Beynucuğum, boş ver. Hadi benim baş belası kız kardeşim geldi. Senin neyin var? O kadar bunaldım ki alıp başımı gitmek istiyorum, inan. Halimize bakar mısın? Kim kimi teselli edecek belli değil. Ben mi seni, sen mi beni? Sinirim bozuldu. Ay Allah'ım ya. Ne olacak bizim halimiz Kerem? Nereye kadar bu gerginlikle devam edeceğiz? Onu sen söyleyeceksin. Gerginliği yaratan sensin. Kerem, sakince konuşalım. Vallahi ben bunu başarabilirim de senden emin değilim. Kerem, sen benim hayatımdaki en önemli üç kişiden birisin. Bir dördüncü yok. Şehrazat'tan sonra üçüncü sıraya düştüm ha? Eskiden iki kişiden biriydim. Hatta birinciydim. Peride anne bile benden sonra geldi. Yapma Kerem bunu, lütfen. Sen hiç kendini benim yerime koydun mu Onur? Benim yerime. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ben senin yerinde olsam beni seçerdim. Ben senin için aşık olduğum kadından bile vazgeçerim. Vazgeçtim de Onur. Ne dedim sana? Madem sen benden önce adım attın, senin yolundan çekilirim dedim. Çekildim. Ama Şehrazat sana evet demedi. Kabul et artık. Demedi, demeyecek. Diyecek. Ya demezse? Yapma Kerem, lütfen. Neden? Yapma. Neden söylesene. Çünkü Şehrazat'ın beni sevdiğinden eminim. Hiç öyle görünmüyor ama. Bak, ikimiz de şansımızı çok fazla zorladık. Bence hayata bırakalım. Zaten içimden bir ses, İkimizin de kazanamayacağını söylüyor.